Sizleri şahsım, yönetim kurulum ve dernek üyelerimiz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bundan 30 yıl önce iş dünyasının dinamiklerini oluşturan ve sosyal sorumluluk sahibi çok kıymetli iş insanları tarafından kurulan Vansiyat'ın bugün 30. yılını gururla kutlamaktayız. Kurucu başkanlarımızın ve kurucu üyelerimizin, aynı zamanda önceki dönem yönetim kurulu başkanlarımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin, Bandırma'mıza ve Güney Marmara bölgesine sağladıkları çok kıymetli katkıları, tamamen gönüllülük esasına dayanan çalışmaları ve başarılarıyla derneğimiz bugünlere gelmiştir. Kendilerine sonsuz teşekkür borçluyuz. Bu başarısını koruyarak yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Sahadan aldığımız bilgiler doğrultusunda, hedeflerimizin başında, Bandırmalı hemşerilerimizin de yıllardır büyük bir heyecan ile beklediği il olma arzusu önde gelmektedir. 2023 yılı vizyon projelerimizi gerçekleştirmenin yanı sıra, denge dönüşüm ve kalkınma stratejisinin uygulanması ile birlikte gelişecek olan ve marka şehir olma yolunda hızla ilerleyen Bandırma'mızı Güney Marmara bölgemizin kıymetli bir yatırım üssü haline getirmekte vardır. Yola çıkış noktamız emek, bilgi ve sermayenin bir araya gelerek üretim ve istihdamı artırması, dolayısıyla sorunların aşılması olacaktır. Bandırma, bölgenin önde gelen sanayi kentlerinden biridir. Bu durum, Bandırma'nın Marmara bölgesine yükleme boşaltma kapasitesi açısından önemli bir limana sahip olması, sahaya demir yolu ve karayoluyla kolayca ulaşılması ve ülkemizin önde gelen en büyük şehri olan İstanbul'un Marmara ve Ege bölgeleriyle bağlantısını sağlayan önemli bir konumda sahip olması özellikleri etkili olmuştur. Sanayileşmenin yoğunluk kazandığı Bandırma'nın nüfusu şu anda yaklaşık 160 bine kadar çıkmış ve Türkiye'nin birçok yerinden de ilçeye göçleri beraberinde getirmiştir. Sanayi tesisleri ilçe merkezinde yoğunlaşmıştır. Bandırma sanayi kuruluşu oldukça eski tarihe dayanmaktadır. İlçemizde gübre, bor madeni, un, yem, çırçır, çerkek, bitkisel yağ, beyaz et, yumurta, salça, dondurulmuş su ürünleri, mermer ve taş işletmeciliğinde ülkemizin önde gelen firmaların tesisleri bulunmaktadır. Bandırma sanayi sektörünün tamamına yakını imalat sanayi oluşturmaktadır. Tarıma dayalı sanayi ağırlıklı olan fabrikaların ham maddesinin büyük bir bölümü Bandırma'dan karşılanmaktadır. Bandırma limanından yapılan ihracat ağırlıklı olarak sanayi ürünleri ve madenler, ithalatın %70'ini sanayi ham maddeleri oluşturmaktadır. Bunun dışında sanayi ürünleri ve tüketim malları önemli yer tutmaktadır. Bandırma ekonomisinde tarım sektöründe önemli büyük. Verimli toprakları ve tarıma elverişli bir iklime sahip arazinin büyük bir bölümünde başta tahıl olmak üzere zeytin ve üzüm gibi endüstri bitkileri yetiştirilmektedir. Bitkisel üretimin yanında sebzecilik de yaygın olarak yapılmaktadır. Sanayinin hızla gelişmesiyle bölgenin çok fazla göç alması ve Bansiyat'ın öncülüğüyle kurulan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nin hızla büyümesi, öğrencilerin rağbet göstermesi, önümüzdeki yıllarda nüfusun daha da artmasını sağlayacaktır. 20 yıl içinde nüfusun yaklaşık 500 bin olması öngörülmektedir. Bu dönüşüm beraberinde çok sesliliği doğursa da, bu çok sesliliği verimli ve faydalı hale getirecek olan ortak akıl oluşturmak ve güçlü kılmak için kamuyu, özel sektörü, üniversiteyi, sivil toplumun tüm paydaşlarını uzlaşma zemininde ortak geleceğe sahiplenmek adına bir arada çalışmaya davet ediyoruz. Sosyoekonomik açıdan çok önemli dinamiklere ve kültürel geçmişe sahip olan şehrimize ilerleyen zamanda il olma statüsünü kazandıracak bu ortak akıl ile sorunların çözümü için birlikte ve uzlaşı içerisinde hareket edeceğimize olan inancımız tam. Üçlü dönüşüm ilkesiyle artacak olan verimliliğin önce şehrimiz, sonra da hayali kurduğumuz Türk
Türkiye için etkilerin büyük olacağını düşünmekteyiz. Her birimiz aktif kurumsal vatandaş olarak elimizi taşın altına koyarsak hayalimizdeki Bandırma ve Türkiye'ye hep birlikte ulaşabiliriz. Stratejik olarak çok önemli bir konuma sahip olan Bandırma'mızı bir yatırım üssü haline getirirken üzerinde durmamız gereken konuların en başında dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm yer almaktadır. Sanayi devrimi kadar kıymetli olan bu yeşil dönüşüm, hayatta kalma meselesi olan dijitalleşme ve kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik ilkeleriyle güçlendirdiğimiz toplumsal dönüşüm, rekabet gücünü artırırken bir yandan da çevreye karşı olan duyarlılığımızı pekiştirmektedir. Bu hayalimizi gerçekleştirme yolunda aslında hepimiz aynı yerdeyiz. Yolculuğumuzu öncülük ve kılavuzluk eden ve her zaman çatısı altında olmaktan onur duyduğumuz Türkonfet ve Gülmars Fethi'yle olan güç birliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz. 100. yıl buluşmaları adı altında 81 ilde 81 etkinlik yapma yolculuğuna Bandırma'dan başlayan, bu akşam katılımlarıyla da bizleri onurlandıran Türkonfet Başkanımız Sayın Süleyman Sönmez'e ve kıymetli Türkonfet Yönetim Kurulu üyelerine, Türkonfet'e bağlı olan federasyon dernek başkanları ve yönetim kurulları üyelerine, bu geceki onur konuğumuz olan TÜSİAD 17. dönem yönetim kurulu başkanı çok kıymetli Sayın Cansel Başaran Sarmsa, gücümüze güç kattıkları için çok teşekkür ederiz. Ayrıca bölgemizin gelişiminde büyük katkıları ve emekleri olan Bandırma Kaymakamı Sayın Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Sayın Tolga Tosuna, Sayın Burhan Karışık, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcımıza, dekanlarımıza ve öğretim üyelerimize, oda ve borsaların başkanları, meclis başkanlarına, kurumlarımızın temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, basınımızın güzide emekçilerine bu gecemize eşlik ettikleri için çok teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına yakışan bir Türkiye'ye sunacağımız tatlıların artması dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz değerli yöneticilerimiz ve kuvvetli alkışlarınızla Gülmaz Fes Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Bey'i kuvvetli alkışlarınızla sahneye geliyor. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımlarınız için. Çok beğendi sizi. Kuvvetli alkışlarla sahnemize davet ettik efendim. Tabii ki görüntüsü 30. yıl kuruluş yıl dönümüne özel tasarlanmış. Hemen diğerini de alalım. Buyurun. Hem Sayın Vural Görener adına hem de kendi adına